Selam. Selam. Şerefsiz! Gözünü açtı doktor bey. Duyuyor mu beni? Duyuyor mu beni Güllü? Ana. Oh, çok şükür. Oh, çok şükür. Ne oldu bana? Serap Hanım, kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyisin değil mi kızım? İyiyim. İyiyim. İyi mi muayene edeceğim? Yukarı. Aşağıya. Parmağımı takip etmenizi istiyorum. Gayet iyi. Ali nerede? Ali beşiğinde kızım. İyi uyuyor, merak etme. Biz buraya nasıl geldik? Kemal? Kemal getirdi sizi buraya. Kemal mi? He. Ateş etmeyin. Teslim olmaya geldim. Tutuklayın. Şaşırdık görünce kızım. Kemal arabayla sizi buraya getirdi. Sen baygındın. Muzaffer Ali arkada ağlıyordu. Sizi bıraktı, hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Yerinizden kalkmasanız iyi olur Serap Hanım. İlacın etkisi birkaç saat daha sürebilir. İlaç mı? Kanaatimce güçlü bir uyku ilacı almışsınız. Orhan nerede peki? Nesi var? Karnından vurulmuş, kanaması var. Hemen yatağına yazılayın. Çabuk, çabuk. Hiçbir şey hatırlamıyor mu kızım? Orhan Bey'le pikniğe gittiniz. E sonra ne oldu? Evet, pikniğe gittik. Şarap içiyorduk. Ali Orhan'ın kucağındaydı. Sonra gözüm karardı. Açtığımda buradaydım. E, Kemal? Kemal nerede buldu sizi? Ana. Heh. Sakın Kemal Orhan'a bir şey yapmış olmasın. Ay Allah korusun kızım, aman. Sen de uf. Ben jandarmayım. Dur dur. Ben ararım jandarmayı. Yat sen. Orhan Bey'i neden vurdun? Anlatsam da inanmazsınız ki komutan. Ulan! Ukalalık yapacak vaziyette değilsin Kemal. Söyle, avukatı neden vurdun? Peşime düşeceğinize işinizi doğru yapsaydınız... ben de o iti vurmak zorunda kalmazdım komutan.
Ulan dua et o ameliyattan sağ salim çıksın. Yoksa seni dar ağacından kimse kurtaramaz. Ne var? Komutanım, Dinç Arslan çiftliğinden arıyorlar. Tamam, çık. Nezaret at. Emredersiniz komutanım. Hemşire. Dün gece çiftliğe gittim. Güllü inansın diye kendimi yakmaya kalktım. İnanmadı tabii. Gerisi malum. Sen nasıl yakalandın? Teslim oldum. Teslim oldum. Yahu Deus. İçini rahat tut Cemşire. Güllü de torununda güvende. Vurdum o iti. Öldü mü kurban? Kurşun çok derinde. Tansiyon düşüyor, nabız alamıyorum. Kanama artıyor. Acele edin, tampon verin. Oksijen verin, acele edin. Ne oldu ana? Ne dedi komutan? Konuştum. Kendisi bizzat gelip konuşacak seninle. Fena bir şey olmuş demek ki. Ay bilmiyorum ki kızım. Komutan ben hemen gelip anlatırım dedi. Sen yat uyu hadi. O gelince uyandırırım ben seni. Aa. Çok fazla kan var. Göremiyorum. Damar yolunu açık tutun. Nabız alamıyorum. Hastayı kaybediyoruz. Geri çekilin. Yamulan dünyanın demine, dermanına, alanına, satanına, ipi tutanına. Ulan ne iş be. 40 yıl düşünsem o yılanın ölmesin diye dua edeceğim aklıma gelmezdi. Herif çartayı çekerse yandın Kemal. Dilim söylemeye varmıyor ama bu işin sonu ipe kadar gidebilir. Ama helal olsun Kemal. Yiğit adammışsın. Büyük adammışsın Kemal. Büyüklük Allah'a mahsus be Cemşire. İstediğin kadar büyük ol. Geldiğin yerde, gideceğin yerde yine toprak. Deme öyle be oğlum. Baksana, dağ gibi gencecik adamsın. Hem hakim hak verir belki. Çıkar, ben de konuşurum. Derim ki, Kemal o tetiği çekmese ben çekerdim. Hem Kemal vurmasaydı, hem kızım, hem de torunum da öbür tarafa gitmişti. Bize kim inanır ki Cemşire? Güllü de bebeği de güvende. Mühim olan bu zaten. Ya sen, sana da yazık değil mi? Bir hal çaresi bulacağız. Biz daha ölmedik çok şükür. Eyvallah Cemşire. Eyvallah.
Bana bak Şemsir Ağa. Bu yaptığını bir daha yapmaya kalkışırsan... kızın affetse bile ben affetmeyeceğim seni. Dağ başı değil burası. Anlaşıldı mı? Kanun karşısında boynumuz kıllanınca ama... sen bu meselede yanlış tartıyorsun komutan. Diyelim ki haklısın. Diyelim ki her şeyi Orhan Bey yaptı. Bu yine de Kemal'i haklı çıkarır mı? He? Her kafasına esen silah eline alıp kanun tesis etmek için sokağa çıksa... bu memlekette nizam kalır mı? Kemal yetişmese torunumla kızıma kıyacaktı o iblis. Derdinizi mahkemede anlatırsınız. Sizin bu gözü kapalı kör avradın terazisi yalnız zenginlerden yana tartıyor komutan. Sen de ayarı bozuk kantara razı ol diyorsun. Haklıyı haksız, haksızı haklı yapmaya meyalli senin adaletin. Bak Cemşir ya. Sabrımı taşırıyorsun. Oğlum, bu adamı dışarı çıkar. Sabır da bizim işimiz komutan. Ailemize ve sana içiyorum selam. Şerefe. Ali. Ali. Uyan Güllü. Güllü uyan Güllü. Güllü. Merak etme Güllü. Bundan sonra sana zarar vermeyecek. Hemen doktor çağırın, hemen. Cemşir Efendi evde değil. Ya nerede olduğunu biliyor musunuz mu? Vallahi dün gece de gelmedi. Artık gandili nerede söndürdüyse. Hmm.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasin Ağa. Serap Hanım'ı görecektim. Gülizar, komutan Serap Hanım'ı görmek istiyor. Kendisine yol göster, Serap Hanım'a da haber ver. Komutan. Serap Hanım, sizinle yüz yüze konuşmak istedim. Feci bir şey oldu değil mi? Kesin Orhan'la bir şey oldu. Orhan Bey vuruldu. Ne? Kemal. Orhan Bey'i Kemal vurmuş. Sonra gelip teslim oldu. Orhan Bey ise şimdi hastanede. Durumu nasıl? Ameliyata almışlar. Şimdilik malumatım bu kadar. Benim hemen hastaneye gitmem gerek. Serap Hanım, önce size birkaç bir şey sormak zorundayım. Buyurun. Orada neler oldu anlatabilir misiniz? Bilmiyorum. En son hatırladığım biz Orhan'la piknikteydik. Gözüm karardı. Gözümü açtığımda ise çiftlikteydim. Bizi Kemal getirmiş çiftliğe. Kendinizde değildiniz yani. Hayır değildi. Söylediğim gibi işte hiçbir şey hatırlamıyorum, bilmiyorum. Anlaşılan Orhan Bey kendine gelmeden bu konuda bir şey öğrenemeyeceğiz. Ahmet. Hayrola kardeş, ne yapayım burada? Ya Ramazan, Cemşiray'a baktım da sen biliyor musun nerede olduğunu? Yok. Niye ki ne? Hem senin ne işin olur Cemşiray'a? Ya işte... Ya bir mesele vardı, onu soracaktım da. Mesele var. He. Kardeş siz ne işler çeviriyorsunuz? Geçen ayında Pakize'yi almışsın, çarşıya gitmişsiniz, postaneye. Güllü'yü aratmışsın. Ne zaman dönüyor, öğren demişsin. Hayrola? Hala Kemal'le ilgili bir şeyse bana söyleyebilirim ha. Ya kardeşim Kemal'le ne alakası var sende Allah Allah ya? Ah bak Cemşir ağa da geldi, hadi görüşürüz kardeşim. Ya Cemşir ağa neredesin? Sabahtır beri seni arıyorum ya. Sorma kurban. Geceyi nezarethanede geçirdim. Nezarette mi? He ya. Hayrola? Sen onu boş ver. Asıl vukuat başka. Ne vukuatı ya? Ne oluyor? Ya bir gel hele siz şöyle bir gel hele gel. Gel. Gel be. Buyurun, Dinç Arslan Çiftliği. Gülizar sen misin? Halide Hanım. Evet benim, Gülizar. Gülizar. Orhan Bey orada mı? Onunla görüşmem lazım. Ha. Orhan Bey evde değil. Kendisi hastanede. Ne? Ne hastanesi? Şey... Kemal Orhan Bey'i vurmuş. Serap Hanım da şimdi hastaneye gitti. Durumu nasıl? Vallahi durumu ağır diyorlar. Ameliyathaneye alınmış ama... kurtulamayabilirmiş. Anladım Gülizar, sağ ol. Rica ederim. Şimdi bana şu meseleyi tam başına anlatın ama doğru düzgün Allah'ını seversen. Kardeşim ben anlamıyorum yani ne oluyor? Kemal'in bu adamla ne alıp veremediği var? Kemal neye gidip Orhan'ı vurdu? Bana bunu bir anlatın hele. Bak Ramazan, Kemal'in anasının evini yaktıran da... benim torunumu kaçıran da bu şerefsiz deyus. Suçu Kemal'e atmak istedi ama... şeytanın ipliğini pazara çıkardı. Orhan niye böyle bir şey yapsın ki? Doğru diyor Pakize. Orhan niye böyle bir şey yapıyor ki ne? Ya Cemşir ağa bak bunlar Kemal'in iftirası olmasın sana kardeşim. Hayır niye diyorum biliyor musun? Parmak izi bulunmuş. Ha? Koskoca jandarma yanılıyor der ya kardeşim.
Ebu Orhan herkesi mi salak yerine koydu yani şimdi? Ha? Ya Ramazan ister inan ister inanma. Olay taslaman böyle. Ya yürü kalk geç Cemşir'e öyle şey mi olur ya? Ya Ahmet sen o yüzden mi bana ta Paris'leri arattırdın? He. Kemal Güllü için endişeleniyordu. Gurbet ellerde de bir başına başına bir şey gelir diye söylemek olmazdı. Öyle değil mi Cemşir'e? He. Aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık. Hiç kimseye bir şey anlatamadık ki. Ya kardeşim ben inanmıyorum ya. Ya niye adamlar böyle durduk yerde yani bu kadar akıl işi yapıp oyun kursun, kumpas yapsın yani ya? Ya insanoğlu çiğ süt emmiş Ramazan. Olur olur. Hem ben başından beri Kemal'in o bebeği kaçırdığına inanmıyordum. Ya ben bir şeyi anlamadım. Allah Allah. Öyle mi? Yani bu kadar şey var. Sen bu kadar şeyden bir tane şey anlamadın. Çok merak ediyorum. Ne o? Bak hele. Şimdi bebeği Orhan kaçırdı. Ha. İyi de o vakit o kadın kim? Ay. Oo, Hafız yemin ediyorum var ya dostanlık neneler gibisin ya. Kadın kim, kadın kim, kadın kim ya? Kadın madın yok. Var. O şerefsiz diyorsun avradı da bu işin içinde. Ama konuşmuyor Soyka. Ya gördünüz mü? Ha? Tekmil bir de ne hepiniz işittiniz mi? Bak. Siz daha kaba hafızı tanıyamamışsınız. Kadın bu. Boyuna boz iplik ölçülesice. Ah o oh işte. Allah'ın sopası yok ki. Layığını buldu işte sonunda. Hiç böyle beddua okunur mu? Tövbe. Tabii sen hiçbir şey bilmiyorsun. O yüzden böyle konuşuyorsun Yasin ağa. Ama ben zamanında diyeceğimi dedim herkese. Ben dedim ama biz dedik yel üfürdü. Sağ ol. E biliyorsan söyle de biz de bilelim. Aman Yasin ağa sen ne bakıyorsun Gülizar'a? Eksik dedik konuşuyor işte. Hanım kulağını büktüydü ya. Yine ağzının civatası gevşedi karının. Ay sen nasıl bir kadınsın ya? Hayret, hayret. Bütün delilleri ortada ve sen görmezden geliyorsun. Ya Orhan bebeği kaçırdı ve suçu Kemal'in üzerine attı. Kemal ne yaptı? Çıktı Orhan'ı vurdu. İşte olay bu. Bütün deliller bu. Hiç böyle şey olur mu? Bebek kaçırıldığında Orhan'ın nasıl koşturup perişan olduğunu hepimiz görmedik mi? Evet. Siz daha uyuyun ya, uyuyun. O yılan elbet çıkacak oradan ve rengini belli edecek. O zaman Gülizar dediği de dersiniz. Yakışıyor mu hiç? Ölüm döşeğinde can çekişen adamın arkasından konuşup iftira etmek. İnşallah kalkamaz o döşekten. Hemşire, durumu nasıl? Doktoruyla konuşsanız daha iyi olur. Seher, seninle konuşacak vaktim yok halde. Gidiyorum buradan. Seher, Orhan vurulmuş. Ne? Doktor, durumu nasıl? Ben Orhan'ın karısıyım. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Ancak durum hala ciddiyetini koruyor. İyileşecek ama değil mi? Şu an şuuru kapalı. İç organlarında ağır darbe var. Her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ama Allah'tan ümit kesilmez. Görebilir miyim onu? Şimdilik bu mümkün değil. Kusura bakmayın. Hepsi senin suçun.
O mektubu göndermeseydin bunların hiçbiri olmayacaktı. Kemal çoktan kafasına koymuştu Orhan'ı mahvetmeyi. Mektubun bununla bir alakası yok. Sen o mektubu göndermeseydin, Orhan da Serap'ı ortadan kaldırmak zorunda kalmayacaktı. Saçmalıkların yüzünden her şeyi alt üst ettin. O mektup Serap'ın eline geçerse, Orhan yaşasa bile hapislerde çürüyecektir. Umursadığın tek şey bu, değil mi? Orhan'ın ölümle pençeleşiyor olması seni hiç üzmüyor. Ama üzülmediğim için beni suçlayamazsın. Yaptığı bunca kötülükten sonra nasıl üzülmeni bekliyorsun? Ben hastaneye gidiyorum. Burada daha fazla duramam böyle. Seher, mektuba tam olarak ne yazdın? Benim hakkımda bir şey yazdın mı? Umrunda olan tek şey bu mu? Cevap ver. Yazdın mı, yazmadın mı? İçini ferah tut Halil'e. Seninle ilgili bir şey yazmadım. Çekil şimdi. Belki de ameliyattan çıkmaması hepimiz için en hayırlısıdır ha? Nasıl söylersin böyle bir şey? Orhan'ı çok iyi tanıyorum. Hapishanede çürümektense ölmeyi yeğler. Serap Hanım, ben karakola dönmek zorundayım. Orhan Bey uyanırsa ifadesini alması için bir askeri burada bırakıyorum. Lütfen herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa beni haberdar edin. Teşekkür ederim. Oğlum sen burada kal, ikiniz gelin. Kemal Şahin, hapishaneye nakledileceksin. Şansın varmış ki adam hala yaşıyor. Serap Hanım, bunlar Orhan Bey'in ceplerinden çıkanlar. Teşekkür ederim. Ameliyattan çıktı ama doktor durumunun ciddi olduğunu söylüyor. Allah'ım. Beklemekten başka çaremiz yok Seher. O ne? Çok tuhaf. Bana gelen bir mektup. Orhan'ın cebinde ne işi var anlayamadım. Tekrar çalıştırmayı başardık ama böyle bir kriz daha geçirirse dayanabileceğini sanmıyorum. Thank you.
Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun. Geçmiş sağ ol. Kemal. Hamza. Hoş gelmişsin. Ya nasılsın? Ya yaran nasıl? Nasıl oldu? Sağ ol Hamza. İyiyim. Şaşırdım ha. Geç. Geç otur. Kemal. Yeğenim Muzaffer Ali nerede? Kurtarabildin mi onları o şerefsizden? Yeğenin iyi. Güllü de bebeği de güvendeler artık. Ay Kemal. Ay benim babam, ay benim aslan arkadaşım. Ben ömrümde senin gibisini görmedim Kemal. Ben senin gibi olamadım. Şerefsiz Orhan ne oldu peki? Vurdum. Artık senin ne kadar ortayız Hamza. Benim kaderim de seninki gibi. Ya müebbet ya da... Şey değil. Böyle şaşkınlıktan ne dedim bilmiyorum. Serap bu mektubu açma. Neden açmayacakmış? İçinde yazan saçma sapan şeyler okumak istemezsin. Yalan da olan hepsi. Sen nereden biliyorsun? Çünkü bu mektubu sana ben yazdım. Sen mi yazdın? Evet. Seninle açık açık konuşmak istiyorum. Orhan'la evliliğiniz beni çok sarstı. Aksini gösteren tavırlarım sahteydi. Kıskançlığımın önüne geçemeyince Orhan'la seni ayırmak için bu mektubu yazdım. Ama... Bak, sanırım Orhan benim saçmalıklarıma maruz kalmaman için bu mektubu okumana mani olmak istedi. Özür dilerim senden. Sizi ayırmak için böyle bir şey yapmak çok çocukçaydı. Şimdi senden rica ediyorum. Lütfen. Beni daha fazla utandırma. Bu mektup bende kalsın. Hayır. Okumak istiyorum ben bu mektubu. Serap. Rica ediyorum. Beni daha fazla utandırma. Hem o mektupta yazan yalan dolan şeyleri okumak istemezsin. Madem yazanlar yalan yanlış, neden bu kadar asabisin Seher? Hem zaten artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyorum ben. Daha geçen gün evime girip Orhan'la aramızdaki husumetin seni rahatsız etmediğini söylemiştin. Şimdi bambaşka şeyler söylüyorsun. Sana güvenmemi nasıl bekleyebilirsin Zeher? Cemşir. Hı. Ne bu böyle arpacı kumrusu gibi düşünürsün? İyisin değil mi kurban? He. Cemşir. Bugün dükkanda ne haber öğrendim biliyor musun? Ne? Kemal Orhan Bey vurmuş. Sence aslı astarı var mıdır bu işin? He, var. Abo.
Bak soysuza bak ya. Ya sen kim? Koskoca Orhan Bey vurmak kim ya? Abo. Yok ya. Bu adam var ya. İyice aklını yitirdi ha. Yok yok. Bu Kemal cin olmadan adam çarpmaya çalışıyor kurban. Ne öyle? Yok bebek kaçırmalar, yok adam vurmalar falan. Bu mapuslarda çürüsün de aklı başına gelsin. Bilip bilmeden konuşma. Ha. Sen benden daha mı çok şey biliyorsun yani? He? Ne öyle fort atmalar? Sen ne zamandan beri Kemal'i sever oldun? Unuttun mu Güllü'yü çiftliğe satmak için Kemal'i vurdurtma hesapları yaptığın günleri? Bana bak Reşit, eski çamlar çoktan bardak oldu biliyor musun? Bu Kemal benim Adana'da tanıdığım en yiğit adam. Bundan böyle benim yanımda onun hakkında ileri geri konuşma. Yoksa külahları değişiriz kurban. Bütün mallarına mahkeme kararıyla el konuldu. Serap Hanım, size nasıl bir adamla evlendiğinizi, ne feci bir şekilde kandırıldığınızı anlatmak zorundayım. Orhan sizinle evlenmeyi aylar önce kafasına koymuştu. O zamanlar siz onu tanımıyordunuz bile. İçine saplandığı borç batağından nasıl kurtulacağını düşünürken, alacakları yakasına yapışmışken Ankara'da karşılaştığı bir dostundan Muzaffer Bey'in bir cinayete kurban gittiğini, genç ve güzel karısının dul kaldığını öğrendi. O anda hayatının fırsatını tekrar yakaladığını düşündü Orhan. Adana'ya bu yüzden döndü. Karşınıza çıktığı ilk andan itibaren her şeyi planlamıştı. Ne olursa olsun sizi elde edecek, zamanla çiftliğe, fabrikaya, bir zamanlar onun için güç ve kudret timsali olan Muzaffer Dinç Aslan'a ait ne varsa hepsine sahip olacaktı. Amacına ulaşmak için sinsice çalıştı. Önce sizin güveninizi kazandı, sonra sizi aşkına inandırdı. Nihayetinde de sizinle evlenmeyi başardı. Ancak bu zafere ulaşmak için yaptığı korkunç şeyleri örtbas etmeyi de başardı. Sizi eski aşığınızdan ilelebet koparmak maksadıyla onun evini yaktırdı. Kemal'in annesini o öldürttü. Dahası bebeğinizi de o kaçırdı. Çiftlikte kaldığı gece sessizce odanıza süzülüp bebeği beşiğinden aldı. Suçu Kemal'in üstüne yıktıktan ve sizi ilelebet düşman haline getirdikten sonra da bebeği bulup getirerek sizin kahramanınız oldu. Eğer bir an evvel hakikatleri idrak edip ondan uzaklaşmazsanız, bir sonraki adımı sizi ve oğlunuzu öldürmek olacak. Bebeği Orhan Bey kaçırdı. O çok tehlikeli bir adam. Sizi kandırıyor hanımım. Bu ne cüret? Ne saçmalıyorsun sen? Bu uyku ilacı. Bebek kaçırıldıktan sonra Orhan Bey'in odasını temizlerken buldum. Ne yaptım ben? Gülizar sen de doğru söylüyor musun? Bebeğimi o kaçırmış.
Ben bunca zaman burada perişan olurken bebeğim hak saklamış. Hem hayattaymış. Bebeğim hak geçirmiş ana. Ana ben bir yılan beklemişim. Ana ben bir yılan beklemişim. Bak gözünü seveyim bir delil ihyamı olur mu kızım? He mi? Bir ünite daha kalmıyordu. Doktor bey, durumunda bir gelişme var mı? Maalesef. Bakın, burada beklemenizin bir manası yok Seher Hanım. Evinize gidip dinlenin. Orhan Bey'in vaziyetinde herhangi bir değişiklik olduğunda derhal size haber veririz. Ben Mahsur'u yoksa burada beklemek istiyorum. Orhan gözünü açtığında yanında olmak isterim. Siz bilirsiniz. Hayırdır Ramazan, bir şey mi oldu? Öyle seni göreyim dedim teyze. Nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı falan, öyle yani. Gördüğün gibi gayet iyiyim Ramazan. Sağ ol. He. Teyze, olanları duymadın herhalde sen. Teyze bak şimdi ben sana bir şeyler söyleyeceğim ama sakin olacaksın, tamam mı? Ramazan, fazla zamanım yok, lafı geveleme. Geçenleyin Cemşir'den duydum. Bu Orhan denen adam var ya. Hı-hı. Kemal Orhan'ı vurmuş. Biliyorum. Biliyorsun ha? Evet biliyorum. Olanları duydum. Ama artık Kemal'in ne yaptığı, ne gibi işlere bulaştığı beni çok alakadar etmiyor. Bak eğer Cemşir'in dediği doğruysa... Ne diyormuş o sarhoş? Bu Kemal'in anasının evini yaktıran da... ...bizim yeğenimizi kaçıran da bu Orhan denen adammış teyze. Sen de bütün bunlara inandın öyle mi? Ya yok yani de hani... Bana bak Ramazan. Orhan son derece saygın bir insandır. Onun itibarını bu şekilde ayaklar altına almaya kimsenin hakkı yok. Üstelik adam şu anda hastanede ölümle pençeleşiyor. Ayıp değil mi bu şekilde hitap etmek? Yok doğru diyorsun teyze, tamam ama yani şimdi... Hani Kemal niye o zaman böyle bir şey yapmış ki ne? Baksana adam hastanede, eğer ölürse Kemal'i idam edecekler. Hani böyle bir şeyi göze aldığına göre... ...aklı bir sebebi olmalı değil mi? Evet, bir sebebi var. Neymiş? Kemal hala Güllü'ye aşık. Orhan'la evlenmesini de hazmedemedi. Ya yok teyze ya. Kemal hiç öyle bir sebepten adam vuracak biri değil ki ne? Ben Kemal'i tanıyamıyorum artık. Benim sevdiğim, benim evlendiğim adam değil artık. Tek bildiğim bu. Hadi çıkalım. Kemal, neye çağırmış müdür seni? Haftaya mahkemeye çıkaracaklarmış, onu söyledi müdür. Ya, bir şey diyeceğim ama kızma. Belki böyle iyi bir avukat tutsan, kurtarır seni. Avukata gerek yok. Ben kendimi müdafaa edebilirim. Ya, iyi diyorsun da, iyi bir avukat gibisi olur. Bak, bizim bir Yusuf vardı yan koğuşta. Bu böyle idamlı. Bizim gibi. Babası tarlayı satmış, hey bir avukat tutmuş. Mahkemede avukat cezasını müebbete indirmiş. Avukata verecek para bende ne keser Hamza? He, biliyorum da... ...belki karında vardır.
Ne de olsa Muzaffer Bey'in kardeşi. Hamza, Halide benim karım değil artık. Bu mevzuyu da kapatalım. Ne istedin bizden? Sana güvenmiştim. Beni sevdiğine, oğlumu sevdiğine gerçekten inanmıştım. Sen ne biçim bir insansın? Gözümün içine baka baka nasıl yalan söyledin? Göz göre göre beni nasıl kandırdın? Seni adi herif, seni yılan! Kendi ellerimle geberteceğim seni. Kemal yapamadı ama ben yapacağım, geberteceğim seni. Bu kadar kolay ölmene müsaade etmeyeceğim. İyileşmene. Ayağa kalkacaksın, kendine geleceksin. Yaptıklarının bedelini ödeteceğim sana. Ölmekten beter edeceğim seni. İşte o vakit. Keşke ölseydim diyeceksin ama. Seni yaşadığına bin pişman edeceğim. Serap Hanım, buraya giremezsiniz. Lütfen dışarı çıkın. Demek mektupta yazdıkların yalandı, öyle mi? Cevap ver. Yalan mıydı yazdıkların? Evet. Yalan söylüyorsun. Senin de ondan bir farkın yok. Her şeyi biliyordun. Başından beri sustun. Ne biçim insanlarsınız siz? Yürü. Jandarmaya gidiyoruz. Ona anlatacaksın derdini. Hadi. Serap. Yürü dedim. Serap, benim bu işe bir alakam yok. Gerçekten yok. Yürü dedim sana. Serap, sakin ol. Ona anlatırsın derdini. Yapma. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Görmüyor musun kadıncağız perişan halde? Bırak. Bilip bilmeden her şeyi burnunu sokma sen halde. Yürü dedim sana. Yürü. İtiraf edeceksin her şeyi. Serap. Hanımefendi, burası bir hastane. Derdiniz her neyse lütfen dışarıda halledin. Bu iş burada bitmedi. Elimden kurtulabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sen de o şeytan da bu yaptıklarınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Ben size demedim mi? Ha? Ta Muzaffer Ali doğduğu günden belli. Ben bu Orhan denen adamdan hiç haz etmedim demedim mi? Bebeği de bu adam kaçırdı, hanımı da bu adam uyuttu, demedim mi? Ha. Ama siz bana inanmadınız. Ne oldu? Dediklerim bir bir çıktı. Çıkmasına çıktı da ama ne fayda, geçmiş olsun. O yerlerde sürüm sürüm sürünen yılan şimdi hanımın nikahlı kocası. Ya iş işten geçmedi bana inanacaktınız ya. Bu yaşıma kadar bunca acı, bunca fenalık gördüm. Hırsızı, belalısı, eşkıyası. Ama ne yalan söyleyeyim. Böylesini ne gördüm ne de işittim. Allah hepimizi korudu o soysuzdan. He, korudu diyorsun ama olan da Kemal'e oldu ha. Ömrü boyunca hapislerde çürüyecek. Yazık. Yazık ki ne yazık. Ya ne adaletsiz bir dünya bu ya. Ha? Ne olacak şimdi? Ha? Bu adamın yaptıkları yanına kar mı kalacak yani? Hakiki adalet bu dünyada değil Gülsar. Ahirette hiçbir günah cezasız kalmaz. Amel defteri açıldığı vakit Orhan Bey de yaptıklarının cezasını teker teker verecek. Thank you.
Bebeğimi kaçıran Kemal değilmiş komutan. Orhan yapmış. Kemal'in annesini de o öldürmüş. Hepsi burada yazılı. Kemal suçsuzmuş. Biz çok büyük bir hata yaptık komutan. Asıl suçlu şimdi hastanede yatıyor. Yaptıklarını onun yanına bırakmayın ne olur. Size bu mektubu kim gönderdi? Seher. Orhan Bey'in eski eşi mi? Evet. İmzası yok ama kendi yazmış. Bana öyle söyledi. Mektubu almaya çalıştım. Ama ısrarım Serap'ı şüphelendirmekten başka bir işe yaramadı. Orada yazanların yalan olduğunu söyledim. Orhan'la seni kıskandığım için ayırmaya çalıştım, iftira attım dedim ama ne dediysem inandıramadım. Gördün mü şimdi ahmaklığının başımıza ne işler açtığını? Her şeyi mahvettin. Ne yapacağım ben şimdi? Öncelikle sakin olacaksın. Bu şekilde davranmaya devam ettiğin sürece kendini de Orhan'ı da yıkacaksın zaten. Şimdi beni iyi dinle. Seni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar, asla gerçeği söylemeyeceksin. Hiçbir şey bilmiyorum diyeceksin. Mektupta yazdıklarını inkar edeceksin. Ve beni asla ama asla bu işe bulaştırmayacaksın, anladın mı? Seher Hanım, bizimle karakola kadar gelmeniz gerekiyor. Kemal Şahin, ziyaretçim var. Kemal, affet beni Kemal. Affet beni, ne olursun. Sen oğlumu kurtarmak için kendini tehlikeye attın. Benim gözlerimi açmak için çırpındın. Bense sana değil, o yılana inandım. Nasıl bu kadar kör olabildim Kemal? Bilmiyorum. Nasıl kondurabildim sana bunu? Bana inanmadığın için suçlayamam seni. Ben de seni anamın katili bellemedim. Gözlerime bak dedin. Ve sana böyle bir şey yapabilir miyim dedin. Baktım gözlerine. Ama göremedim. Ben de kör olmuştum. İnanmadım sana. İnsan canından çok sevdiği birini kaybedince etinden bir parça kopmuş gibi oluyor. Canı öyle acıyor ki hiçbir şey göremez oluyor. Sanki gözlerime perde iniyor. Sevdalısının gözlerinin içine bakınca bile hakikati göremez oluyor. Ama artık görebiliyorum. Sen de öyle. Kemal, ben o adamla evlendim. Çok korkmuştum. Kafam karmakarışıktı. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Artık bunların bir önemi yok. Sana da bebeğine de zarar veremez artık. Görüş bitti. Kemal. Kemal, sana söz veriyorum kurtaracağım seni. Mahkemede her şeyi anlatacağım. En iyi avukatları tutacağım. Söz veriyorum sana, buradan çıkacaksın Kemal. Her şey düzelecek, çok güzel olacak. Buradan kurtulacaksın Kemal. Kemal, sana söz veriyorum. Kemal. Kemal.
Bu mektubu siz mi yazdınız? Evet. Orhan'ın benden ayrılıp Serap'la evlenmesi üzerine bir sinir buhranı geçirdim. Bunları onların arasına husumet sokmak için uydurdum. Orada yazanların tek kelimesi bile doğru değil. Ancak mektupla beraber gönderdiğiniz icra belgesi tetkik edildi. Orhan Bey'in mal varlığını kaybettiği ortaya çıktı. Bunu biliyorum. Ben Serap Hanım yazdıklarıma inansın diye gönderdim o belgeyi. Anlaşılan muvaffak olmuşsunuz. Çünkü Serap Hanım yazdıklarınızdan kat'i suretle emin. Bakın ben olayların buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Yoksa yazar mıyım o yalanları? Pişmanım. Başka bir sorunuz yoksa gidebilir miyim? Elbette. Ancak bizi haberdar etmeden Adana dışına çıkmayın lütfen. Olur. İyi günler. İyi günler Seher. Oğlum. Seher Tohurcu'nun evine derhal aramaya mı çıkarım? Emredersiniz komutanım. Aklım almıyor Pakize. Ben nasıl bu kadar aptal olabildim? Nasıl? Kendine bu kadar yüklenme Güllü. Vallahi olanlar hepimizin aklını bulandırdı. Babam. Babam da biliyordu hakikati. Söyledi ama dinlemedim. Çiftliğe gelip bas bas bağırdığında Orhan silah çekti babama. Gülizar bile söyledi Pakize. Onu da dinlemedim. Kimseye inanmadım. Böyle bir şey olabileceğini ihtimal bile vermedim. Ah be Güllah. Senin şu inadın yok mu? Bak en büyük hatayı o adamla evlenmekle yaptın. Yani anlamıyorum. Nasıl bu kadar acele karar verebildin ki? Bilmiyorum. Kendimi yalnız hissettim. Aciz hissettim. Birine güvenmeye ihtiyacım vardı. Bilmiyorum. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç. Kemal'e nasıl kondurabildim ben bunu? Ya o soysuza bir şey olur da ölürse? Ya Kemal hayatı boyunca hapiste kalırsa? Ay ağzını hayırlı aç kız. Ölmez de hapislerde çürüyen o olur inşallah. Ben senin yerinde olsam ölmek isterdim. Bütün bu yaptıklarından sonra insanların yüzüne nasıl bakacaksın? Bir ömrü hapiste nasıl geçireceksin? Ama senin suçun Seher gibi zayıf bir kadına bütün bunları alet etmek oldu. Bedeli neyse ödeyeceksin Orhan. Ben yararsam. Sen de yanarsın hayatım. Unutma. Gel, gel, gel anasını bir tanesi, gel. Yok canım, canım. Oh, oh, mis gibi kokarmış benim oğlum. Mis, mis. Oh. Kızım, sana bir şey diyeceğim ama... Söyle ana. Yavrum, baban çok perişan oldu. Adam neredeyse kendini yakıyordu. Gidip bir gönlünü alsan hiç olmazsa. Ha?
Seher Hanım, evinizi aramamız emredildi. Sen yukarı çık. Sen şuraya, sen de buraya bak. Baba, sana torununu getirdim. Hadi gelip sevmeyecek misin Muzaffer Ali'yi? Allah Allah. Başımıza taş yağacak. Kurban. Sen haklıymışsın. Seni dinlemedim. Seni dinleseydim belki de bunlar başıma gelmeyecekti. Senden özür dilerim. Yok. Önemli değil. Siz sağ salimsiniz ya. Yeter bu. Sana, bana, Kemal'e, Ali'ye bütün bunları yapan o soysuz bunların bedelini ödeyecek. Sağ ol. Teneke, bak Muzaffer Ali, torunum. Cemşir. Seher. Ne oldu burada böyle? Jandarmalar geldi. Evi talan ettiler. Neden? Ne söyledin komutana? Konuştuklarımız dışında bir şey söylemedim. Ama anlaşılan bana inanmadı. Arama emriyle evi talan ettiklerine göre. Bir şey bulabildiler mi? Hayır. Emin misin? Eminim, ne bulabilirler ki? Merak etme. Âlâ. Sen? Sen niye geldin? Ben dün Orhan'ın yanına uğradım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yo yo, meraklanma. Orhan gayet iyi. Ama ne olduğunu tahmin et. Orhan gözlerini açtı. Ne? Yani kendine mi geldi? Evet. Şükürler olsun. Sen nereye gidiyorsun? Hastaneye gidiyorum. Orhan'ı görmem gerekiyor. Şimdi olmaz Seher. Seninle konuşmamız gereken çok mühim bir konu var. Kemal'in suçsuz olduğunu ispatlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Mahkemede şahitlik yapmak istiyorum. Ondan hiçbir suretle şikayetçi değilim. Sizin şikayetçi olmamanız Kemal'in alacağı cezayı düşürecektir. Ancak yine de bu onun suçsuzluğunu ispatlamaz. Ne demek istiyorsunuz? Bebeğinizi kaçıranın Kemal olmadığını, iddia ettiğiniz gibi Orhan Bey'in kaçırdığını ispat edecek bir kanıt henüz bulunamadı. Ama size verdiğim mektup... İmzasız bir mektup. Hakimi ikna etmeye kâfi gelmeyecektir. Neler diyorsunuz komutan? O mektupta yazılanlar her şeyi açıklıyor. Serap Hanım, mesele sandığınız gibi değil. Seher Hanım, mektubu yazanın kendisi olduğunu onayladı. Ancak yazdıklarının yalan olduğunu iddia ediyor. Yalan söylüyor. Kesinlikle. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Ancak o inkar ettiği müddetçe elimiz kolumuz bağlı. Evlerinde ve Orhan Bey'in bürosunda yaptığımız aramalarda da maalesef herhangi bir kanıt bulamadık.
Yani Kemal'in kurtulması ona mı bağlı? Bunu mu söylüyorsunuz? Elbette sadece ona bağlı değil. Ancak Seher Hanım yazdıklarının doğru olduğunu kabul ederse... hakim bebeği kaçıranın Orhan Bey olduğuna ikna olabilir. Ve Kemal böylelikle bu suçtan aklanabilir. Mümkün değil. Yapamayız halde. Böyle bir şeyin neticelerinin başımıza ne işler açabileceğinin farkında mısın? Yapmak zorundayız Seher. Başka çaremiz yok. Her şey mahvoldu zaten. Bundan daha kötü ne olabilir? İyi düşün. Bir an evvel karar vermek zorundayız. Serap, şu an müsait değilim. Müsait misin diye sormadım zaten. Şimdi beni iyi dinle. Ne kadar inkar edersen et, o mektupta yazdıkların hakikat olduğunu ikimiz de biliyoruz. Mahkemede bunların doğruluğunu tasdik edeceksin. Neden anlamak istemiyorsun? Yalan söyledim. İftiraydı hepsi. Hayır, asıl şimdi yalan söylüyorsun. Kocanla birlik olup servetime göz diktiniz. Bütün o pislikleri birlikte tezgahladınız. Başından beri her şeyi biliyordun Seher. Oğlumu da burada mı sakladınız? Söylesene, konuş! Yeter! Bunları dinlemek mecburiyetinde değilim. Lütfen defol. Evimden. Bana bak. Eğer mahkemede şahitlik etmezsen... seni doğduğuna pişman ederim. Anandan emdiğin sütü burnundan getiririm Seher. Yemin ederim yaparım bunu. Niye yapmak zorunda olduğumuzu şimdi anladın mı? Seni mahkemeye çağıracaklar, şahitlik yapmanı isteyecekler. Seher, sakın hata yapma. Sanık ve müdafiinin geldiği görüldü. Başka da gelen olmadı. Açık duruşmaya başlandı. Sanıktan soruldu. Kemal Şahin, çocuk kaçırmak ve alıkoymak suçlarından hakkında dava açılmış. Suçlamalara ne diyorsun? Kabul ediyor musun? Suçlamaları kabul etmiyorum hakim bey. Serap Dinç Aslan'ın bebeğini kaçırıp zorla alıkoyduğunu kabul etmiyor musun? Etmiyorum. Bebeği ben kaçırmadım. Doğru söylüyor hakim bey. Bebeğimi o kaçırmadı, Orhan kaçırdı. Lütfen sessiz olun. Serap Hanım, sizi daha sonra şahit olarak dinleyeceğiz. Başka bir diyeceğin var mı? Var. Orhan denilen adam anamın evini yakıp ölümüne sebep olan kişidir. Azmettirdiği kundakçıyı da konuşmasın diye hapishanede öldürtmüştür. Serap Dinç Aslan'ın bebeğini kaçıran ve alıkoyan da kendisidir. Bebeğin kaçırıldığı gece çiftlikten çıkan otomobilin Orhan Bey'e ait olduğunu iddia etmişsin. Evet hakim. O gece ben çiftliğin etrafındaydım. Kendi gözlerimle gördüm. Sonra jandarmaya gördüklerimi anlattım ama bana inanmadılar. Daha sonra onların evine gittim. İçeri girdiğimde torunumun sesini kendi kulaklarımla duydum. Sonra Orhan denilen o adam benim kafama vurdu. Gözümü açtığımda ormanlık bir yerdeydim hakim. He, doğrudur hakim bey. Cemşir geldi bağa sordu. Dedi ki,
o çiftliğe girip çıkan beyaz tomofili biliyor mu dedi. Ben de he biliyorum dedim. O Orhan Bey'in tomofili dedim. Sonra birden çıktı gitti. Nereye gittiğini de söylemedi. Sonra sabahleyin baktım ben daha hala gelmemiş. Mahalleye girdiğinde de birdenbire böyle yere yığıldı. Zaloğlu'yla ben koştuk gittik onu kaldırdık böyle eve kadar götürdük. Ondan sonra ama böyle kafasının arkasına baktım ben böyle elma gibi bir yara vardı. He. Şimdi Sayın Hakim ben Pakize'ye dedim ki ne? Git dedim çabuk sen doktoru çağır. Biz de Cemşir Efendi'yi Reşit'le beraber tuttuk evine kadar götürdük. Söyleyeceklerin bu kadar mı? Yok Sayın Hakimim. Eğer müsaadeniz olursa ben bir şeyler daha diyeceğim. Ben burada herkesin önünde Kemal'dan özür dilemek istiyorum. Allah kardeş ben başta senin yapmadığını düşünüyordum ama sonra dediler ki ne bana yok işte bebeğin hırkası Kemal'in evinde bulundu. Yok bebeğin kaçırıldığı yerde Kemal'in barınak izi var deyince hem de ister istemez Kemal yapmıştır dedim. Ahali ne diyorsa ona inandım ben. Sayın Hakimim ben vaktiyle Kemal'e çok büyük fenalıklar yaptım. Ama bir gün, bir günden bir gün olsun benim yüzüme vurmuş değil bunlar. Bir kere gün güden bir adam değil anlayın mı hakimim? Yani iyi birisi, helal süt emmiş, yiğit, efendi bir adam yani. Benim yeğenimi kaçırmaz yani Kemal. Ben hani Orhan Bey ya da bir başkası yapmıştır da demiyorum. Kimin kaçırdığını da bilmiyorum ama Kemal yapmamıştır hakimim. Ben ona inanıyorum yani. Ben çiftlikte hizmetkar olarak çalışıyorum. Ve benim yani Muzaffer Ali Dinç Arslan'ın kaçırıldığı gece Orhan Bey çiftlikte kaldıydı. Sonrasında ben onun yattığı odayı temizlerken bir ilaç şişesi buldum. Dedim ki bu ne kine? Düşündüm, taşındım. Gidip bir doktora sormaya karar verdim. Doktor bunun bir uyku hapı olduğunu söyledi. Evet, o zaman her şeyi anladım. Hakim Bey, bak benim hanımımın uykusu çok hafiftir. Yani çıt desin uyanır. Belki koynundan bebeği kaçıracaklar. Mümkün değil yani. Bu Orhan Bey hanımımın sütüne uyku ilacı katmış. Bizlerle bir şey bu. Gülizar Hanım'ın bahsettiği ilaç şişesi mahkemeye sunulan deliller arasında mevcut. Anlat bakalım. Sen Kemal Şahin'i neden bıçakladın? Kemal... Güllü'nün bebesini kurtarmak için kaçtı hapisten hakim bey. Benden onu bıçaklamamı istedi. Yeğeninin hayatı buna bağlı dedi. Yani anlayacağınız Kemal kendini ateşe attı bebeği kurtarmak için. Yok, o suçlu değil hakim bey. Yakalan evin mesuliyetinin Orhan Tofurcu'ya ait olduğunu bildiğiniz doğru mu? Kesin olarak emin olduğumu söyleyemem. Ama köylünün biri yanıma gelip evi Orhan'ın yaktırdığına dair bir takım şeyler söyledi. Konduramadığım için üzerinde durmadım. Bebeğin kaçırılmasıyla alakalı bir diyeceğiniz var mı? Hayır efendim, bu konuyla ilgili hiçbir malumatım yoktur. Orhan'la pikniğe gitmiştik. Şarap içiyorduk. Birden gözüm karardı. Bayılmışım. Doktor size uyku ilacı verilmiş dedi. Sonra hastanede Orhan'ın cebinden de aynı uyku ilacı şişesi çıktı. Gülizar'ın bulduğuyla aynıydı. Orhan Bey'in cebinden çıkan şişe de mahkemeye delil olarak sunulmuştur hakim bey. Başka diyeceğiniz var mı Serap Hanım? Evet. Bir de mektup var. Bana bir mektup gelmişti. Fakat Orhan ben okumadan alıp cebine koymuş. Hastanedeyken elime geçti. Seher, eski karısı yazmış mektubu. Bunu yazdığını itiraf etti. Bu mektup nerede? Dosyadan bulun şunu. Çıkarın bakayım. Kemal suçsuzdur hakim bey. O benim ve oğlumun hayatını kurtardı.
O olmasaydı belki şimdiye çoktan ölmüştük. Onun hiçbir suçu yok. Kemal gerçekten suçsuzdur Hakim Bey. Kemal Şahin'in Orhan Bey'i neden vurduğu bu mahkemenin mevzusu değil Serap Hanım. Sanık burada bebek kaçırma suçundan yargılanıyor. Daha müden cinayete teşebbüsten ağır ceza mahkemesinde ayrıca yargılanacak. Sizi dinliyoruz hanımefendi. Buyurun. Hakim Bey, şimdi sizlerin huzurunda söyleyeceğim şeyler çok mühim. Mahkemenin seyrini değiştirecek hayati şeylerdir. Pekala, sizi dinliyoruz. Orhan'a atfedilen suçların hepsi doğrudur. Evi yaktıran ve bebeği kaçıran da Orhan'dır. Mektupta yazdıklarımın tamamı gerçeği tasdik etmekte. Ben bütün bunlara mani olmaya çalıştım. Ama beni de ölümle tehdit etti. Susmaktan başka çarem yoktu. Yalan! Bu kadın kendini sıyırmak istiyor hakimim. Biliyorum ben kocasına yardım ettim. Susturun şu adamı. Bir daha mahkemenin düzenini bozarsan atarım seni salondan. İddia makamından esas hakkındaki mütalası soruldu. Sübut eden delillerin ışığı altında sanık Kemal Şahin'in itham olunduğu suçu işlemediği şahitlerin ifadeleriyle sabitlenmiştir. Sanığın beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. Gereği düşünüldü. Her ne kadar sanık hakkında Gürlü Dinç Aslan'ın bebeğini kaçırmak suçundan kamu davası açılmışsa da toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı nazarı dikkate alındığında sanığın üzerine atılı suçu işlemediği sabit olduğundan beraatine karar verilmiştir. Ancak sanık başka suçtan tutuklu değilse sanığın tahliyesine, aksi takdirde tutukluluğunun devamına karar verildi. Orhan Tofurcu'nun Meryem Şahin'i öldürme ve bebek kaçırma suçlarına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Dava sona erdi. Sanığı götürün. Halide. Demek bunca zamandır evi kimin yaktırdığını biliyordun. Ama kimseye söylemedin öyle mi? Ne dememi bekliyorsun? Kemal'in benden nefret etmesi işine geliyor tabii. O yüzden sustun. Sustum evet. Lakin görüyorum ki kifayet etmemiş. Kardeşim merak etme. Allah'ın izniyle bu davadan da kurtaracağım. Sağ ol Ahmet. Allah senden razı olsun Kemal. Senin için hep dua edeceğim. Sağ ol. Allah kurtarsın. Sağ ol. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın işte. Sağ ol Ramazan. Kemal, sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hayatımızı sana borçluyuz. Senin hakkını ödeyemem. Ama bilmeni istediğim bir şey var. Öbür mahkemenin sonucu ne olursa olsun seni bekleyeceğim. Kemal. Komutan, ne oldu? Maalesef Serap Hanım. Nasıl oldu anlayamadık ama Orhan hastaneden kaçmayı başarmış. Ne? Kaçmış mı?